hocamız, Kanal G sahiplerinden Hamdi Bey, değerli basın mensupları, değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi bir klinik, bir merkez açıyoruz bugün. Kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Tamamlayıcı tıp alanının kullanıldığı bir merkez olacak burası. Ama sadece tamamlayıcı tıp alanının uygulandığı bir yer olmayacak. Modern tıpla beraber tamamlayıcı tıbbı bir arada kullanacağız inşallah. 20 yıllık modern tıp hekimliği yaptım ve son yaklaşık 10 yıldan beri de tamamlayıcı tıp alanında kurslar alıyordum ve artık bunların da sonuna geldik. Ve bir merkez açmak hasıl oldu. Çünkü farklı bir branş. Bölgemizde yok. En yakın Samsun'da var. O yüzden bir bakıma nöral terapiyi buraya getirmekten, sizlere bir farkındalık oluşturmaktan dolayı son derece mutluyum. İnşallah bunun başını ben çekmiş olacağım ve hızlıca nöral terapi uzmanları bölgemizde çoğalacak. Kısaca nöral terapiden bahsetmek istiyorum. Binde dörtlük lidokain veya binde birlik prokain dediğimiz lokal anestezik maddeler kullanarak vücudun çeşitli özel noktalarına enjekte ederek vücutta bir resetleme yapıyoruz tabiri caizse. Ve bu uyarıyı alan vücut regülasyona girerek kendi kendini iyileştiriyor. Dışarıdan fazla bir ilaç vermeden vücudun kendi mekanizmalarını faaliyete geçirerek tedavi sağlamış olur. Bu tedavi 2000'li yıllarda illerde uygulanmakta ama Trabzon'da ilk olacak. Başta migren ve ağrılı hastalıklar olmak üzere pek çok alanda nöral terapi kullanılıyor. Çok fazla vakit almamak için ayrıntıya girmeyeceğim. Onun haricinde bakanlığımız tamamlayıcı tıpa son derece önem veriyor ve bu alanda tamamlayıcı tıp alanında genelgelerini de hazırladı. Biz de bu genelgeler doğrultusunda sertifikalarımızı aldık. Hacamat sertifikamız, sülük sertifikası, manuel terapi, eklem içi enjeksiyonlar, bunları da kliniğimizde uygulayacağız. Sabat Spor'un Süper Lig'e çıkmasıyla beraber başlayan bir spor hekimliği çalışmalarım vardı. Ayrıca sporcu sağlığı üzerine burada çalışmalarımız da olacak. Aslında en önemli noktalarımızdan bir tanesi de nöral terapi sadece hastalarda kullanılmıyor. Esas anti-aging olarak kullanılıyor. Yani sağlıklı yaşam nasıl olur? Vücudumuzu nasıl sağlıklı hale getirebiliriz? Kanser ve diğer hastalıklara karşı nasıl korunabiliriz? Bu alanda da nöral terapiyi çok etkili bir şekilde kullanıyoruz. Öncelikle hastalanmayı önlemek, daha sonra hastalanmış olanları tedavi etmek amacımız ve tamamlayıcı yöntemlerle sloganımızı da oluşturduk. Sağlığınızı tamamlayın. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Hepiniz geldiğiniz için sonsuz teşekkürler sunuyorum hepinize. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Akçabat'ımıza, Trabzon'umuza güzel bir merkez kazandırılıyor ama biz aynı bir gurur yaşıyoruz. Akçabat'ın evladı olması dolayısıyla gururumuz çok daha büyük. Ailesi de onunla gurur duyuyor. Tüm sevenleri de. Ama bugün onunla gurur duyan bir başka isim daha var. İlkokul öğretmeni Ahmet Hindistan aramızda. O da düşüncelerini bizimle paylaşmak ister. Ne güzel, ilkokul öğretmeninizle birliktesiniz, o gururu yaşıyorsunuz. Hiçbirimiz ilkokul öğretmenimizi unutamayız çünkü. Çok da vefalısınız, tebrik ediyorum sizi. Buraya davet edildiğim için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizler... Hepinize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Yağmur da başladı, çok uzatmadan. Şunu söyleyeyim, İlhan Bey'i hakikaten arkadaşlar da söyledi. Yıllardır Akçabat'ta doktorluk yapan ve herkesin sevdiği, saydığı, bu memlekete hizmeti olan, bu memleketin evladı bir arkadaşımız. Şimdi bu yönde bir çalışmanın içerisine girdiler. Biraz evvel kendisi anlattı. İşte alternatif tıp
demin bizim Selvi Top dedi ki esas şey bu dedi, ana tıp bu dedi. Hakikaten mümkün olsa bütün rahatsızlıkları bu yollarla, doğal yollarla tedavi ettirebilsek, mümkün olsa tabii. Her şey her gün değişiyor ama birçok şey de eski kullanılan yöntemler, metotlar geri gelebiliyor. Bakın yıllardır sülük unutulmuştur. Sülük. Benim dedem sık sık sülük şehirde satılırdı. Bu gençler bilmiyor şimdi. Şehirde sülük satanlar vardı. Böyle kavanozun içerisinde satarlardı. İnsanları alır, sülük taktırırlardı. Belirli aralıklarla bunu yaparlardı. Çok sağlıklı bir durum. İşte var bu şimdi İlhan Bey'in programında var. Onun dışında hacamat, vakumlama, yani derinin altında biriken toksik maddeleri kan içerisinde, onları alıyor. Sülük de aynı işi yapıyor. Ama bunlar doğal tedaviler. Benim dedem 90 yaş civarında rahmetli oldu. Başka bir hastalığa kalmıştı. Yoksa çok daha vücudu çok sağlamdı. Yani bu doğal tedavinin çok faydalı olacağına inanıyorum. Bunlar koca karı ilacı falan değil. İlhan Bey doktor. Yani bilimsel olmayan herhangi bir şeyi yapması mümkün değil. Ona inanıyorum. Ben evet, bakanlığın izniyle, Sağlık Bakanlığı'nın izniyle bu iş yeri açılıyor. İnşallah bu devam eder. Tabii bu güzel mahalle. Verdi Doktor İlhan Günaydın. Daha sonra görev icabıyla Şah Pazarı'na gitti. Demek ki orada çok güzel izler. Biraz daha kamera arkadaşım gel gel. Kameramanı ben yanıma alayım, benim adamım. Bayan Atkin'e gel. Evet. Muhammed Ali, kenara gelsin. Buyurun. Hocam önüne geçmeyin. Hocayla arayalım, hep beraber. Bir saniye. Evet, aynen bayrak olsun. Hadi bismillah. Evet, bu vesileyle şimdi gerçekten... Trabzon'umuza bölgemize hayırlı olsun. Allah'ı tanıdığınızın çok güzel işler. Sağlıklı insanlar olsun her zaman. Bir tedavi olacağız burada. Bakalım duran terapi uygulaması ne aşamada, göremediklerimiz var mı? Ve ülkemizde bu gerçekten Karadeniz'de büyük değil. Dolayısıyla Size hoş geldiniz, sütlüdür beldemiz var, beldemize hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Doktor beyim hoş geldiniz, keflere derman verdiniz. Doktor beyim hoş geldiniz. Söyle bir şey.